Şimdi gerçekten Bu ben konu başlığında, Levant bu konu Kültür'de başlığı gösteriyi yaparken orada çok rahat hareket ediyordum ama tiyatro sahnesine çıktığım zaman tiyatro salonunun dışında çok fazla yapmadım açıkçası. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor. Yani 3 kere en fazla yapmışımdır tiyatro sahnesinin dışında bu işi. Levant Kültür'de seyirci çok yakında ufak bir mekanda ama çok rahat hareket ediyordum. Tiyatro sahnesine çıkınca Levant Kültür'de o yakın hadisenin çok daha zor olduğunu gördüm açıkçası. Ama tiyatro koltuklar aleminin de başka bir durumu varmış. Orada çünkü bir tiyatro dizine oturuyor insanlar böyle sıralı ön sıra diye bir şey var, arka sıra diye bir şey var, oturma haller falan. Bunun üzerine hakikaten çeşitledim. Hatta bir dönem yani oyun 9'da başlıyorsa eğer 9'a 10 kadar falan sahnede oluyordum ben. İnsanlar koltuklarına yerleşirken eğleniyordum. Onların hallerinden çünkü hakikaten baya bir skeç çıkacak kadar komik haller. Geç gelenler, gelmeyenler. Bursa'da biri o kadar geç kaldı. Baya bir 25 dakika falan ama kurnazmış. Alkış anına denk getirdi. Böyle alkışlayarak eğilerek böyle geldik oturdu. Hiçbir şey olmamış gibi. Ve yani bunun üzerine çok tabii bu bir yandan da klişe bir şeydi. Hani laf sokmak taşı gediğine koymak bununla ilgili de hikaye anlatıyorum. Yani bu işin geleneğinde bu var. Sahnedeki neyin hatırınaysa artık bununla görevlendirilir bir şekilde. Yani bir sivri çıkar ve o sivriye hakkı verilir. Ve bunun üzerine diğerleri alkışlar. Vay be hakikaten zeki çocukmuş aldığı parayı hak etti falan gibisinden. Ben bunun üzerine oynadım bir ara. Hakikaten bu konuda da bayağı sivrildim. Çok iyi yerlere geldim. Yani gerçekten de Tabii aa, canım, evet müsteşar oldu bir ara bu. Onun Laf sokma gösterisine gittiğimiz bakanlığına. zaman bu anlamda hakikaten ders verici hakikaten işte ağzının payını verdi bak denilen haller yaşadım. Ama daha sonra bunun çok da ustalıkla ya da ne bileyim yani çok böyle hani hizmet edici bir şey olmadığını anladım mesleğin kendisine. Yani bu anlamdaki sivriliğin. Çünkü bir noktadan sonra artık o kişisel bir hadiseye dönüşüyor ve bakın ben sizden ne kadar zekiyime geliyor iş. Halbuki siz tabii ki de diğerlerinden zeki olduğunuz iddiasında oradasınız ama dediğim gibi yani deminki hadise gibi yani mizah düşündüren onun üzerine hani güldürürken düşündürmek tamam da bunu söylemek kötüdür ya. Bu da onun gibi oluyordu bir noktadan sonra. Yani Bakın ne protokol kadar zeki. Oturuyor öyle gittiğiniz yerlerde. Yani şimdi bu onunla ilgili arkadaşlar. Sivrilik yapmak, işte onunla ilgili sivrilik yapmak, onunla ilgili şaka yapmak benim takvimime göre eski bir ha, şey olarak kaldı. Onunla ilgili kaldı. Sizin şaka yapmanız değil de protokolün onların size karşı davranışı. Çünkü demin söyledik dedi ki maydanoza gelmedi kimse evet. Devletten, evet. Yani hiç yerel genel hiçbir yönetmen gelmedi. Başka bir şey daha yaşadık yakın zamanda. Milenyuma geçtik o milenyumu da konuşuruz ya. Yılbaşı gecesi bütün maksat dünyada gönüller maksat gönüller milenyum. Liderler dünyanın her tarafında bu kutlamalara evet. Katıldılar. Halkın içindeydiler. Bizden kimse orada da yoktu. Yani krizi, sizin şovda yoktu, orada yoktu ama mesela sizin şovunuzu işte gittiğiniz yerlerde en azından yerel bazda ilçe yöneticileri, il yöneticileri veya oranın ama onlar da aynı yöntemle gelirler zaten. Bilet dağıtılıyor yani, onlar onun için. Zaten onlar da aynı. Yani, yani tepkileri ne oluyor onların? Yani onlar böyle gülmek ayıptır ya hani veya biraz öyle ağırdan kaçarlar. Aslında protokolün kralını daha abiler görmediler askerdedir. Evet ben gördüm. Daha da göreceğim. Ben bizim okulda gördün mü? Harp okulu. Daha sonra Ankara'da şimdi da şey kötüdür. Hani orada da şöyle bir şey var tabii. Sayın Erdoğan, diye Ankara'da direkt diyorum. Kesin seni. Sayın Erdoğan, ben sizi dinledim. Ya anladım, tamam güzelim. Ben seni dinledim. O da seni dinledim. Her soruya 1,5 saat cevap veriyor, ben itiraz ediyorum bu olaya. Çok uzatıyor efendim. Ya ben şimdi ben ne yapayım? Şimdi bakın ben bir şey söyleyeyim. Ben geleceğim şimdi. Dengeli bakalım. Dengeli hakikaten. Bu denge şeyi de önümde ha Faksa. Ne dengesi ya? Baka baka dengesi. Ben de bu en az bunlar kadar dengesiz bilmiyorum. Şimdi komutan gülmezse, bir kere öyle bir şey var. Komutan kadeh kaldırmazsa kaldırılmıyor. Dans etmezse edilmiyor, gülmezse gülünmüyor. Ben bunu ilk iki gittiğim yerde görünce direkt komutana gidiyordum. Dedim ki komutanım hal böyle. Gülmezseniz kimse gülmüyor. Yani gülmeyeceksiniz hiç oynamayayım diye başlıyordum zaten. Ondan sonra da bir mesela Anadolu'da şöyle bir şey var hakikaten. Mesela perdede soruyorsun, yani niye gülmüyor millet? Vali ver be abi diyorlar. Sonra valiyi ya vali bey gülün. İnsanlar sizi görünce gülmüyorlar gibi bir tuhaf ne oldu? Hareket yapıyorsun arayında saatle ilgili şaka yaptın. Samimi söylüyorum ki saat kaç dedim yalnız. Hareket yap. Hareket. Yo vallahi yapma. Tamam bu kadar çok halinde. Yo bir an için reklam girdi zaten anladım. Küfür edecektim pardon. Girince ben edeyim. Sonra telsiz karıştı diye bağlardık nasıl olsun. Ha
Ama eskisi kadar çok yoğun değil artık o protokol şey. Ya varsa da biz zaten biraz onu etkisiz hale getiriyoruz. Evet, evet. O kırıldı yani. Yani onu ben kırdım. Arkadaşlar kırılmış halde aldılar. Şey peki yani. Başka bu Almanya'da mesela lahmacun olayı nasıl, nedir lahmacun olayı? Birisi lahmacun yiyordu. Niye? Öyle bir sektör gelişmiş yani, döner orada milli yiyecek tabi biliyorsunuz. Yani tiyatro salonunun hemen fuayesine hemen bir döner tezgahı kuruluyor. Size denk geldi mi bilmiyorum. Evet, bana lahmacunla hitap ediyor. Bana özgü bir şey değil yani. Döner gelmiyor. Şov sırasında da devam ediyor. Yani, evet. Benim bir önümde herkes bir şey yiyordu. Öyle bir gerecek saatte başladı ki iftar saatinde oyundaydı insan. Oyunda pilav ve döner dağıtmış. Peki Karadeniz'le ilgili espriler, onları şova taşıdığınızı söylediniz ama yani buradan anekdot olarak aklınızda. Biz söylemedik. Biz söylemedik, bu söyledi. Hayır, biliyorum Cem Yılmaz Bey. Peki tamam, Cem Yılmaz Bey. Bu yalnızca adres sorma ile ilgili bir hadiseydi ama ben gösteride anlattığımın üzerine hakikaten 1, 2, 3, 4, 5 taş koyan bir bugün anekdot duydum bir abimizden. Rize'de bir adres sorma hikayesi. Aa, çok, çok feci Sayın Kırca. Yani, çok güzel Sayın Kırca. Hakikaten. Anlatmaya dilim varmıyor, anlatacağım. Derya abime buradan çok sevgilerimi iletiyorum. Bir film çekimi olmuş Rize'de. Herhalde reklam sektöründe, tam bilmiyorum. Derya abi anlattı. Makyör reklam dünyasında kendisine bir iki sefer çalıştık. Daha önce efendim Hatemi şeklinde anlatıyorum. Daha önce Rize'de bir çekim olmuş ve yörenin çok meşhur bir Karadeniz pidecisinde yemek yenilmiş ve çok meşhur ve lezzetli bir pide olduğu için demiş ki bir daha giderseniz oraya işte arkadaşlar şurada yiyin diye birilerine adres bırakılmış falan. Bunlar ekip olarak gitmişler Rize'ye, işte çekim yapılmış falan, yemek yiyecekler. Demişler ki o meşhur yer vardı, sende adresi var, ben de hadi orada yiyelim. Sormuşlar sağa sola, nerede bu Karadeniz pidecisi, nerede biliyor musunuz, biliyor musunuz? Bir amcaya denk gelmişler. Demişler ki amca işte biz böyle bir meşhur pideci varmış, onu arıyoruz. Bilir misiniz şu pideci? Bilmiyorum. Adresi var mı? Var demişler. Vermişler. Ver bakalım demiş. Bu kıymalı mı, peynirli mi? Yani. Abi pideyi arıyorlar zannediyorum. Böyle bir şey olmuş yani. Yani benimki çok daha basit bir gösterdi anlattığım. Biz hakikaten sorduk adama yani. Havaalanına nasıl gidebiliriz? Uçak havaalanı mı derdi. Yani bu pideciyi duyunca dedim tamam ya. Final. Açtı. Karadeniz'de var. Volkan Konak size geldi mi konuk bilmiyorum. Onlar attığı bir şey var. Yaylalara otel yapmışlar ağaçtan. Fakat otelin yangın merdivenini de ağaçtan yapmışlar. Sayılır mı? Daha komiği var. Ama yapılıyor daha. Benim hikayem yapılıyor daha bitmedi. Yok yok, çok komik var bir tane. Ne, nasıl? Gene bir abimin hikayesi. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken bir adres sormuş. Bir çay bahçesi. Demiş ki Nergis çay bahçesi nerede? Bilmiyorum nerede? böyle adam olur mu? Peki şimdi ben bu fakslara bakacağım ama burada kısacık bir ara genç arkadaşlar için veririm. Yani bu masadan çevreye dağılım, o anlamda ara. Aslında dinleyici olarak buraya geldiler. Çok da keyifli izliyorlar. Ama mutlaka soracakları vardır. Zaten programdan önce de sorsun çocuklar diye de siz söylediniz. O zaman sorsun çocuklar. Sorusu olan var mı? Bazıları sorsun. Bazıları sorsun. Burada yok. Var mı? Yok. Var var. Onları sonradan çıkar, bir daha da alamazsınız. Evet. Ben Cem Yılmaz'a soracaktım. Ben sizi dinledim. Buyurun efendim. Beyaz bir türkü kaseti çıkarttı. Yılmaz Erdoğan bir şiir kaseti çıkarttı. Tango. Acaba siz de bir kaset çıkartmayı düşünüyor musunuz? Bize kaldı tango. Yani ben müziğe karşı eğilimi olan bir insanım ama açıkçası yani seslendirmek herhangi bir şarkıyı falan... biraz ağır olur sizler için. Yani yapmasam daha iyi. Ama yani bir eğilimim var açıkçası yapmak ama çok sonra büyük bir ihtimalle. Masar abi desteklerse yaparız yarın öbür gün ama kaset deyince ben gösterilerimle ilgili bir kaset çıkarmayı düşünüyorum. Şu ana kadar yaptığım gösterilerle ilgili bir kaset çıkarmayı düşünüyorum. Ama henüz bir piyasa araştırması durumundayım. Satarsa çıkaracağım. Yoksa niye çıkarayım? Evet, başka? Hızla. İyi akşamlar, adım Erdem.
Öncelikle Cem Yılmaz'ın sizin kasetleriniz etrafta dolanıyor, merak etmeyin, çıkarmanıza gerek yok. Öyleymiş. MP3'ler falan dolanıyor. Öyleymiş. Yılmaz abiye bir sorum olacak benim. Aslında böyle genel mizah değil de özel bir soru. Bildiğim kadarıyla İTÜ'de terk, İTÜ İnşaat Fakültesi. Türkiye'de İTÜ'yü kazanmak biraz zor olsa gerek. Orayı başaran insanlar bir altın bilezik alıyorlar kollarına. Yani bana da öyle denilmişti, o yüzden geldim. Yılmaz bozdurdu o bileziği. Ben de ikincisi. Ben de bir İTÜ öğrencisi olarak. Nasıl o medeni cesareti bulup orayı bıraktınız? Neyinize güvenin? Benim başka şansım yoktu ya. Ben o okula girdiğim andan itibaren o mesleği yapamayacağımı, o okulu bitiremeyeceğimi, böyle yaşayamayacağımı tespit ettim zaten yani. Sonra tiyatro ile işte o dönemde karşılaşınca ya yapmaktan mutlu olacağım tek işin tiyatro olduğunu anladım ve bıraktım. Yani babam çok kızdı o zaman ama sonra barıştık. Yok yani bu duygumda samimi olduğumu anladı ama kızmasının nedeni şuydu, ben olayı biraz geç söyledim kendisine. Ve bir yıl kadar sonra öğrendi de ondan. Şimdi tamam. Sevgili Erdem, şöyle söyleyeyim, İTÜ dediniz, Boğaziçi. Ya direkt yazıyor. Benim hayatımla ilgili bir soru, sen bir şey deme. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir soru daha. İTÜ'den bir şeyler aldınız mı? Yani bu bizzat kişiliği olarak. Tecetleri var bir tane. Almadım işte. Hayır, bir şey almadım. Ya bir şey de vermedim. Bir şey mi kaydedin orada? Bir şey. Ben de bir şeyler almıyorum. Ne anlamda soruyorsun bir şey? Yani ya İTÜ'de şu anda kantinler kaldırıldı. Yok. Kantin kaldırıldı, insanlar muhabbet etmesin, laboratuvarda zaman geçirsin diye. Allah Allah. Öyle bir şey. Biz kantin yok. Ne diyeceğim? Öyle. Böylesini de görmedim. Şu kantini tekrar sizden, yapın. Sizden bütün ricam. Benim tek gittiğim yer bütün orası. Bütün fakültelerde. Bir tane merkezi kantin var. Orası da... Peki laboratuvarda tost var mı? Yok. Bilgisayar ve klavye. Sizden ricam, rektöre seslenin ve kantinlerimizi geliştirin. Lütfen. Ya orada tost da yapın. Bence sen ya de sesinden Türkçe biliyordur. Tabii. Ya benim geleceğim senin açısından... yok sesinden canım. Zaten mezun olmam tehlikede falan. Bu en büyük tehlikedir. Mizahçıya öyle bir bayrak vermek tehlikeli. Bence bu sen tribünden sesinden. Başka var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Vay be, çok enteresanmış kantinin kapanması. Evet. Arkadan o tarafa bak. Ne ayıpmış be. Merhaba, ben Alper. Ben aslında başka bir şey soracaktım ama madem olay İTÜ'den açıldı. ben karşı tribündeki bir arkadaşa sormak istiyorum. İTÜ Endüstri Mühendisliğinden 98 yılında mezun oldum. Ben İTÜ'den çok şey aldım. Yani bunu tartışmak zaten konu bu değil. Önce onu belirtmek istiyorum. İTÜ gerçekten çok şey veriyor insana. Şu sıralarda zemin etüdü yapıyorsun. Ya zaten çok sağlam yapıyorum. Ben borsada İTÜ'de yapıyorum. İTÜ'de bir şey almaz diyen yok. Ben hayat tercihi olarak öyle bir şey yapmadım, söyledim o kadar. Tabii yani. Neyse, ben kendi soruma geçeyim. Tabii bence de. Şimdi sizin programlarda seyircilerle bir diyalog oluyor. Yani çoğunlukla siz de söylediniz, işte atışmalar oluyor. Genellikle sizin galibiyetinizle sonuçlanan laf kondurmalar oluyor. Orada şunu merak ediyorum. Yani ben de laf koyabilirim bazı insanlara ama ben orada bir sınır var. Ben bazen evet. Tutturamıyorum. Siz tabii bu konuda belki biraz daha tecrübelisiniz. Sizce o sınır nedir? Biraz daha tabii. Nedir ve de yani sizin programınıza gelen insanlar nereye kadar, neye kadar kabullenmek zorunda bu olayı? Üçümüze de mi bu soru? Üçümüze de olur. Cevap verirse. Bir kere benim oyunlarımda bu kadar yoğun değildir bu. Ben çok da ağırlıklı olarak böyle bir şey yapmam. Çok da hoşlanmam açıkçası evet, ama. Ben de açıkçası yani, bu şekilde, çok özür dilerim, bu tarafa dönerek cevaplayabilir miyim? Yani buradan anlatırım ben. Hiç yok, o kamera al. Şimdi şöyle bir durum, isminiz neydi? Neyse. Şimdi şu örneğini verdiğim harekette gördüğünüz gibi ismimiz ne? Alper. Neyse dedim ve gülüştük. Burada tabii bu teknik bir örnekti açıkçası. Sen de yapabilirsin. Şimdi işin acıklı tarafı. İşte bak, çok güzel, çok yaşanan örnekle görüyoruz. Örneklerle anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu duyguya gark ederseniz karşınızdakini, o zaman yaptığınızın hiç seyirlik ve hayranlık uyandıran bir yanı kalmaz. Yani isminiz ne, Alper? Neyse canım, güldük ki yani iş başarılı ama dedin ki mesela ne olacak ki, bu basit. İşte bunu dedirtmediğin sürece onu o pırıltılı noktayı yakalayabiliyorsun demektir. Ve hakikaten adam belki de dünyanın en ağır
ithamıyla ya da ifadesiyle karşılaşsa bile kendisiyle ilgili eğer pırıltı görüyorsa o hakikaten öyle bir şey söyledi ki tebrik ederim deme noktasıdır. Ama temelde bana kalırsa ki yani bu işte çok piştim, tecrübeliyim diye söylüyorum bu ikili atışma. Bu atışma hadisesi bu işin temeli değildir. Ne yazık ki en ucuz kısmıdır. Ama insanların en kolay güldüğü hadise burada. Çünkü psikoloji şudur. Yanımdakine sataşsın, bir şey kondursun ama bana değil, yanımdakine ben de ona güleyim. En büyük numara budur. Yani birine çelme takmanızı ve onu düşürmenizi ister bir diğeri. Bunu ustalıkla yaptığın sürece bu iş yapar, bu kesin. Yani ya çok ekstra bir şey olmadığı yani, sürece zaten salonda olacak temelde, şeyler de belli. Temelde yani. Bunun üzerine kurulması hadisenin asla usta bir insanı tercih edeceği bir şey. Tabii terbiye sınırı diye bir şey var bir. İkincisi yani ne yaptığınızla ilgili bir şey. Ne yapıyorsunuz? Yani ben diyelim ki çok akıllıyım ve şu anda seninle ilgili binlerce espri yaparım ve ha güleriz burada. Ne kazanacağız karşılığı? Bu önemli bir nokta. Yani sahneye pervasızca komedi yapmak için çıkan bir adamın bile, ki o benim, onun bile bazı kaygıları vardır tabii ki de. Karşılıklı bir şey alıp vermek gibi. Yani mesela ben şu anda senin sorunu cevaplamış olmaktan mutluluk içerisindeyim ve böyle dönüyorum. Bu da bana yeter. Yani. Ama yani insanların en kolay değerlendirebildiği şey şu. Bak gördün mü ucuz bir şekilde laf attı ve insanlar buna gülüyor. Buna hayret ediyorum abi diyorlar. Halbuki bu değil bu işin değerlendirilecek yeri. Yani hep bu değerlendirilir ya. Kolaydır çünkü. Bana nasıl ben başını kaçırdım. Bak ona laf attı. Bu ne ki? Bu da meslek mi? Ya da bu iş mizah bu mudur efendim? Ona bak laf attı bir şey dedi. Benim yaptığım iş bu değil. Bunu körükleyen seyircidir. Yani bunu seyirci körükler. Der ki Cem Bey çok da kepçe kulaklısınız ha 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 falan. Yani bunu der ve hayatının dersini alır. Bu yani bu çok açıktır. Çünkü ben kepçe kulaklı olduğumu unutmak ve bunu artı olarak millete unutturmak için sahnedeyim. Yani bunu unutması için. Yani aa ne kadar da kısa boylu ve kepçe kulaklı dememesi için 25 senedir elimden geleni yapıyorum. Dolayısıyla bu işin içinde yatan insanda temelde mesela sahnedeki adamın yapması ben direkt gereken... kepçe kulaksız çıktım bu yüzden. Ne uğraşıyorlar? Sahnede temelde yapması gereken şey aslında hayranlık uyandırmak. Budur yani tamamıyla. Hayranlık uyandırmak her anlamda. Mesela çok çirkinim ve çok çirkinim ulan dediğiniz zaman bile bunu söylemenizden dolayı belki hayranlık uyandırabilirsiniz. Yakışıklılığa geleceğim. Gel. Tamam bitti soru cevabı. Başka soru var mı? Nasıl cevapladım ama hakikaten. Yani ben bir uçuş yetişmiş bir insan başka oluyor hakikaten. Üstelik de. Demek Alper ha. Ben üçünüze soru sormak istiyorum. Yani Cem'e. Hepinize. Üçünüz de Demet Şener'le birlikte oldunuz. Sen o demin beyaz alkışlayan değil misin? Geçiniz. Başka sorum yok. Geçiniz tamam. Peki. Başka soru var mı? Kardeşim belgeyle konuş. Üçümüzde aynı anda böyle bir fotoğrafı yok. Ben hiçbir şekilde o anda... Evet bile... diğer daha mantıklı soruya geçelim. Yani öyle durmuyoruz en azından. Biraz önce Cem abi dedi ki işte gösteride ön koltukta lahmacun falan yiyorlardı dedi. Bir de ön koltukta oturanlar genelde laf sokmak için oturuyorlar. İşte bir gösteride en çok ne kadar laf sokabiliyorlar onu soracaktım ben size. Kulaktan mizah çağı. Kulaktan dolma. Ya öyle ön sıradakiler laf sokuyor diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Yani bu duyguyla oturanlar önde olduğu zaman daha çok dikkat çekiyor bu. Yoksa yani çok arkada oturanların da... Mesela ya. Adana'da bir gösteride bir abi en arkada oturuyordu ama çevre illerden görünüyordu yani. Böyle iri insanlar ya bak ne olur biliyor musun? Şimdi ikinci perdeye başlarsın. İkinci perde yani ara olmuş bilmem ne. 10. dakikasında biri gelir. Evet. Ya şimdi buna salondaki insanların fark ettiği bir şeyi sen fark etmiyormuş gibi davranırsan geri zekalı durumuna düşersin sahnedeki adam olarak. Evet. Ya şimdi buna salondaki insanların fark ettiği bir şeyi sen fark etmiyormuş gibi davranırsan geri zekalı durumuna düşersin tabii. Sahnedeki adam olarak. Ve yapmaman gereken ilk iş budur. Dersin ki nereden geliyorsun? Mesela sordum daha en son oynadığım oyunda. Tuvalette aynı dedi. Bir de geniş ve yalak bir cevap verdi. Ben de uğraştım tabii. Dedi ki dondurma almıştım de o kadar para verdim. Atsa mıydım dedi. E dedim bak bana para verdin. Beni de atıyorsun dedi. Hani
Dondurma onunla böyle... bir müddet uğraştım tabii. Her anlattığım hikayede bir dondurma vardı. Dondurma yiyen biri vardı falan yani. Bu buna benzer. Yoksa durup dururken dur ben şimdi kime laf sokayım? Ben tuvalette dondurma yemek şey bile zaten büyük ayıpmış. Yani. Evet, buradan başka var mı soru? Evet. Oradan daha hiçbir şey çıkamaz Ali abi. Ben Alper'e öyle bir vermişim. Oranın kredisi nasıl harcandır? Neyse, arkadaş kurtaracak şimdi durumu. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada çok hoş bir sohbet yapıyorsunuz ama ben genelde gözlemliyorum işte Yılmaz Erdoğan'ı. Sizin oyununuza 3 kere geldim, Beyaz'ı izledim. Bir şey var, sizler televizyon programlarında çıktığınızda bazen gerçek düşünceler, özellikle Cem Yılmaz söylemiyor. Yani hep kaçamakla cevaplar veriyorsunuz. Özellikle önemli konularda. Ne gibi mesela? Bir tane deneyelim. Bakalım şimdi de kaçacak mıyım? Ya ne bileyim işte size bir şey sorulduğunda, ciddi bir şey. Şu an aklıma gelmiyor ama. Mesela ciddi bir şey sor şimdi mesela. Sorun. Yani siyasetle ilgili mesela bir şey soruluyor. Şu siyasetle ilgili cevaplamak istemiyorum. Çünkü siyasetle ilgili herkesin konuşma yeteneğine şaşkınlık içerisindeyiz. Yani herkesin siyaset konuşması çünkü bu bir bilim. Futbol yani bu bir bilim. Bununla ilgili herkesin konuşması manasız geliyor bana. Ben en azından bu terbiyeyle hareket ediyor olmanın gururunu yaşamak istiyorum. Çünkü bu böyle bir şeydir bana kalırsa. Çünkü ben şimdi soğuk füzyonla ilgili nasıl konuşmuyorsam mesela o zaman değiştireyim. Şunu sorayım size. Askeri neden 18 ay yapacağınız gibi bir soru soruldu. Ben evet. Bir yerde izledim. Çok kaçamak bir cevap verdiniz ve geçiştiniz. Valla bu çok kaçamak değil. Bunun nizamnamesi var. İşte ne denir ona? Kanunu var askerliği. 18 ay yapacağım. Çünkü 18 ay yapmakla yükümlüyüm. Bunun nesi kaçamak olabilir? Yani ben genel görüş olarak söylüyorum. Yani izlediğim kadarıyla siz daha böyle işte kaçamak cevapları evet, sorunun veya hep nizamla ilgili konuşarak. Öyle. Ama mesela Beyaz Bey'i ben takip ediyorum. Genelde konunun daha ciddi ve can alıcı noktalarına ciddiyetle cevap veriyor. Dobra bir insan diyorsun. Bir deneyelim. Dobra bir insan gibi değil. Yani gerçekten söylemek istedikleri şeyi net söylüyor ve gerçekleri yakalamaya çalışıyor. Yani daha ciddi konuşuyor ya da diyebilirim. Abi toparlasın. Toparlayacak gibi gözüküyorum galiba. Yani ben şunu gözlemledim. Burada bundan birçok arkadaşımdan biraz ya daha geçiyor. Bizde böyle laboratuvarda denekler gibi. Hakikaten. Şunun hareketlerini ben şöyle gördüm. Hayır, gözlemlemek açısından söylemiyorum. Ben sizin gösterinize ben de iki kere geldim ve sadece bir kolçakla ilgili bir espri de 15 dakika falan sürdü ve her bir o birimden esprinin her bir tanesinden ben de çok güldüm ve çok başarılı buluyorum. Çok. Fakat benim çevremde gözlemlediğim bir şey var. Özellikle gençlerde işte 18-20 arasındaki hiçbir şeyi ciddiye almama ve her konuda her konuyu stand-up konusu haline getirmekle ilgili. Ve kimse acaba bizim bir süre sonra şeyimiz mi oluyor? Yani sizin direkt olmayabilir de bir süre sonra kimseyle ciddi olarak konuşamaz hale geliyorsunuz. Bu eskiden belli bir jenerasyonun her şeyi aşırı ciddiye alma şeyi vardı. Evet. Şimdi de bunun böyle bir uç vallahi noktasında vallahi o gençlerin kaybı. Şey açıkçası insan çok güzel bir şey söylediniz. Bir şey hatırlattınız daha doğrusu. Çok teşekkür ederim. Ben onu söyledim. Şimdi benim halim, tavrım bu buysa mesela ben okulla, eğitim sistemiyle ilgili şakalar yapıyorsam okulla ilgili aptalca şeyler düşünen bir çocuk da aynı şeyi düşünüyor olduğum ortaya çıkmamalı. Ya da annem babam beni sevmiyor, dur intihar edelim. Kimse beni sevmiyor, kedi keseyim diyen çocukla ben aynı şey değilim. O çocuk onu idrak edildi. Kaldı ki benim kitlem hakikaten 18-19 yaşındaki çocuklar değil. Yani bu kitaplar benim, bize ne verecek, niye okuyoruz evet, biz bunu? Yani ben havuz problemleriyle ilgili şaka yaparken orada şaka yapıyorum. Ve bilinçli bir şekilde bununla ilgili şaka yapıyorum. Ama havuz problemlerini en iyi çözen adamlardan birisiyim. Yani o çocuğun kaybı yalnızca o çocuğun kaybı beni dünyadaki her şeyi zannetmesi. Bu üzücü. Ben yalnızca işin komik tarafıyım. Benle ilgilenmesin. Dünyada birçok şey var. Ve bizim böyle bir tehlike arz etmemizi anlayamıyorum. Çünkü en azından böyle vesilelerle ben bu yalnızca hayatım bir yüzüdür. Kaldı ki yani ne bileyim ben şimdi mesela komik bir adam olduğum için buraya davet edilmişim ve bunun üzerine konuşuyorum. Halbuki ben yatakta iyi bir insanım. Şimdi bunun üzerine çağrılmış olsam başka bir yeteneğimle gençlere bir yol açacaktım. Ama komiklikle ilgili, öyle değil mi? Komiklikle ilgili konuşuyorum. O nedenle gençlerin böyle tek yönlü olmasının sebebi bir alanda sivrilmiş başarılı olan bir kimse olamaz herhalde.
onun mutlaka daha köklü bir şeyi vardır, bir sebebi vardır. O şeyi ne denir ona, en kaba tabirle yavşaklık diyecektim, demeyeceğim. O onu deme. Gençlerdeki bu hakikaten bilinçsiz tutuma ben de gözlemliyorum. Bugün onu gözlemliyorum hakikaten. Her şeye çok çabuk ulaşıyorlar. Ama bir tek stand-up olgusuyla yani, açıklanabilir bir şey değil. Etkisi var, ben de kabul ediyorum. İnternet diye bir ama. Şey var diyelim ki basıyor ve tak dünyayla ilgili her şey öğreniyor. Ama o kadar bilgi yani alışmamış dimağda durmuyor işte. Her şeyi bilmek, her şey üzerine konuşuyor olmak, her şeyle ilgili çok ilgili olduğunu zannetmekle Bir konuda çok iyi olmak başka şeylerdir. Gençler birazcık onu yapmaya çalışıyor ve biraz kaygan bir zeminde görüyorum gençleri. Ama didaktik bir şeyler söyleyecek durumda olmayı hiç istemem. Bana ne? Bu memlekette yani başka insanlar bunları söylemeli. Bir komedyen değil. Komedyenin elinden bu bayrak alınsın yahu. Yani memleketi kurtaracaksa bu işi kurtaracak gibi bir resim çizilmesine karşıyım zaten. Memleketi ya da insanlar, bireyler kendilerini akıllarıyla kurtaracaktır. Gençlere selamet diliyorum yani. Evet. Break o break. Buyurun. Ben... Abi aydınlatamadım, bir spot varsa lütfen. Ben Murat benim isim. Bir fikrimi söylemek istiyorum. Sanmıyorum. Sizin bence burada komik olduğunuz... Probleminiz şu diyor. Sizin komik olduğunuzdan dolayı burada olmadınız aslında. İşinizdeki başarınızdan dolayı burada olduğunuzu herkes biliyor ve kabul ediyor. Sağ olun efendim. Dolayısıyla yani biz gençler diyeceğim, aynı jenerasyondanız. Hatta ben büyüğümdür. Yok, kesinlikle 10 yaş büyüksün benden. Ben çok... bir de böyle gençleri anlamıyorum. Genç tiyatrocu o, 50 yaşında. Yok, ben 28 yaşındayım. 27-28 yaşındayım. Yok, çok yok, evet. Dolayısıyla... Bonanza'yı biliyorsun. Ya bir saniye susun da konuşalım. Ya dur lan, dur. Ben de susacağım. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Ama tutamıyor o yüzden. Buyurun abi. Bak unutturdunuz şimdi. Ya işte. Şimdi toplumda başarılı insanlara örnek almak gibi bir olgu var ya. Evet. Benim fikrim, kendi olamayıp da başarılı kişiyi taklit etmeye çalışan, kendini bu sayede sevdirebileceğine inanan bir topluluk olduğumuz için dolayısıyla yapmacık şeyler çıkıyor. Ben de katılıyorum beyefendiye. Her şeyi bir stand-up malzemesi olarak görmek gibi bir durum başladı. Evet, yani bu da herkesin her yapmaması yani, lazım. Yani öyle olduğu zaman hoşlanılacağını ve işin kendisi de, çok kolay alacağı yapılabilir bir işmiş gibi bir havada oldu. Yani bu anlamda da yaygın bir şey var. Aslında bu hayatımızı sosyal olarak bu kadar etkilemese bir problem yok. İsteyen çıkar hikayesini istediği yerde anlatır. Ama giderek hakikaten... bu mesaj kaygısız lafı da biraz yanlış anlaşılan bir laf oldu. Hani tabii, ben umursamazlık meselesi değil o. Üzere. Çünkü benim öyle algılandı çünkü. Hakikaten çok ciddi mesaj kaygısı varsa onun hakikaten tillahını düşünerek o duyguyla yapan ahlaklı, zihni açık Türk gençlerinin olduğu bir mekandı benim yetiştiğim yer. Ve orada yani bunlar çok istemsiz bir şekilde yapılıyordu. Ben onu tamamen alay etmek için kullandım ve söyledim mesaj kaygısız beyin fırtınası, ha ha ha, siz mesaj veriyordunuz şimdiye kadar, al sana mesajsız hadi bakalım dedim ve temsil ettiğim şey bu abinin bahsettiği zibiller olmamalı, benim de kanaatim o. Yani evet, şuraya bir sakal kondurayım, bıyığı da şöyle yapayım, tak köpeği de takayım, oldu mu sana yükselen değerler, ha ha bak işte süper bir Cem Yılmaz'ım artık falan, benim de gözlemlediğim bir şeydir. Ama takdir edersiniz ki ben kendimi bir yere koyamam açıkçası, diyemem ki ben çok kıymetli bir insanım, çocuklar onun için beni takdir ediyor, diyemem bunu. Çocuklar için bu tabii ki de bir kayıptır. Yani hedefleri Cem Yılmaz olmak olan bir insan için üzülürüm ancak. Başka bir şey diyemem. Peki buradan soru sormak isteyen? Öncelikle Yılmaz Erdoğan'a sormak istiyorum. Ben son zamanlarda bir ekran polisi kargaşası yaşıyorsunuz yani. Bunu bir açar mısınız? Bir Malazgirt olayı var. Çünkü ben bir televizyoncuyum ve daha sonra Cem Yılmaz'a da soracağım. Onu ilk önce sizden... Valla öteden beri Burhan Ayeri televizyon eleştirmeni Güneş Gazetesi'nde yazı yazıyor. Böyle akşam benim söylediğim şeylerden akşam mı? Çok evet, akşamda ve Güneş'te yazıyorum. İkisinde de mi? İkisinde de bana giydiriyor.
Çok anlamadığım nedenlerden ötürü. Mesela Laz Bakkal tiplemesiyle benim bütün Karadenizlileri, ülkenin Karadeniz bölgesinde yaşayan insanları aşağıladığımı, işte Mücver'in sevgililerinden bir tanesinin, ki yüzlerce vardı, bir tanesinin adının Kürşat olması ve o da eşcinselmiş. Ben hiç bilmiyorum yani Mücver bir yerden atmış. Ben bu Kürşat ismi Türk dünyasında çok kutsal bir yere geliyormuş. Ben onunla da Türklüğe hakaret ediyormuşum falan türünden bence bilim kurgu suçlamalarıyla karşılaşıyorum. Ben de kendisine bir yanıt yazdım. Yok böyle bir şey. Yani bana bir televizyonda bir stüdyo komedisi yapıyorum. Bir Demet Tiyatro sanki örgüt kurmuşum gibi yazılar yazıyor. Öyle bir şey de yok. Yani ben de bunu çok fazla yoğunlaştırınca canım sıkıldı. En son Hürriyet Gazetesi'nin ekinde, Milenyum ekinde benden bir yazı istediler. Ben de 2071'de işte Malazgirt'in herhalde 1000. yıl kutlamaları yapılacaktır. Yolu da yapıldı mı acaba diye sordum. Oradan da başka bir mana çıkarmış falan. Yani vallahi kendi bileceği iş. Ben ne söylüyorsam oyum. Ve bunları da söylemeye devam edeceğim. Çünkü başka türlü yaşayamayan birisiyim. Ama yani bir herhalde dünyanın başka bir yerinde de bu kadar yüreğini ve beynini ortaya koyan bir adamın arkasında benim altımda buzağı aramasını da anlamış değilim. Evet, arkadaşımız sorduğu için cevap verdik. Tabii yani, televizyon eleştirmenidir, gördüklerini eleştirecektir. Herkes kimseyi beğenmek zorunda. Hayır, gördüğünü eleştirecek. Bana çok komplo teorileriyle bir suçlamalar vardı da onun için söyledim. Yoksa bunu beğendi beğenmedi zaten meselesine saygı duyarım tabii. Beyaz radyo. Yani şimdi bu soruyu sorduğun için bir yazı daha gelecek herhalde. Beyaz radyoculuktan başladın, bir transferin söz konusu, askere gideceksin, geleceksin. Rating kaygın var mı? Şimdi yani zaten benim herhalde ayrıldığım konulardan bir tanesi de o. Benim bile talk show programım olduğu için stand-up benim için biraz daha ikinci planda. Yani benim esas yaptığım iş talk show, ondan öncesine radyo. Benim vitrinim talk show. Yani orada kendimi iyi tanıttığım için benim oyunlarım doldu. Yoksa ben baştan stand-upçı olarak başlamadım. Onu hemen öyle koymak istiyorum. Rating kaygım var tabii ki. Yani bu gece, şimdi Ali abiye de soralım. Üçümüzün burada olmasından dolayı bir rating kaygısı yok mu? Var. Var. Mutlaka var. Yani şu anda güzel bir malzemeyiz. Bence çok güzeliz. Keşke bu kalitede güzeliz, Ali abinin programları... Güzeliz. Güzelleşelim. Ramazandayız. Bu kalitede olan bir programda olmaktan ben büyük keyif alıyorum. Herhalde başka bir yerde çok fazla çağrılsaydık böyle bir üçlü öyle zannediyorum. Gitmezdik diye de düşünüyoruz. Kesinlikle. Burada olmaktan onun için çok büyük keyif alıyoruz. Rating kaygısı böyle kaliteli programda bile varken bizim yaptığımız talk show'larda mutlaka var. Böyle olmaması imkansız. Yani bana genelde gelen eleştirilerden bir tanesi ya Beyaz sen Bülent Ortaçgil'i, Fikret Kızılok'u, Timur Selçuk'u seviyorsun ama radyoda bunları çalardın ama niye programına konuk almıyorsun diyeydi. Ama ne yazık ki çok kültürlüyüm, MTV izliyorum, radikal okuyorum diyen insanların çoğu bile 20, bugün 20, Türkiye'de 27. Robert Atoma programa geldiğinde çok daha fazla izliyorlar. Peki bir şey soracağım. Birçok sanatçı sizin geçtiğiniz kanala geçti ama sonuçta sizin bulunduğunuz kanalda aldığınız reytingi orada alamayacaksınız. Bunu düşündünüz mü hiç? Yani kaybolma yönünde mi yoksa para açısından mı yaptınız bu transferi? Alamayacaksınız. Erken Kutay toplu. Ama yani sonuçta veriler öyle. Ben bir televizyoncuyum yani. Evet. Ve alamayabiliriz. Ama sonuçta ben kendi programı yapacağım orada. Ne getireceğini bilmiyorum. Kanal D'de yaptığım programı TGV'de de yapacağım. Ve öyle zannediyorum çok daha keyifli olacak ya da aynı keyifli olacak. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama şu anda kesin bir şey söylemek istemiyorum. O güzel bir şey olacağına inanıyorum. Peki son soru, Cem Yılmaz televizyonculuğu düşünüyor mu? Vallahi açıkçası şu ana kadar neden yapmadığımla ilgili fikrim yapmadım. Başka daha özel, çok para var çünkü. Kesinlikle daha çok para var duygusuyla hareket etmedim hiçbir zaman. Yani para hiçbir zaman benim için hani şakası yapıldığı zaman en çok paradan bahseden ben olmakla beraber kaldı ki arkadaşlarımın da hiç öyle bir kaygısı yok. Bilmiyorum. Yani hakikaten para benim için çok motive aracı olmadı. Yani hiçbir şekilde beni motive eden şey o değil. Ben iyi para kazanıyorum. Yani ileride düşünüyor musun? Ama televizyon eğer bana çok enteresan bir rakam teklif ediyorsa eğer ben onun altında ezilmek istemem asla. Yani hakikaten kıymeti olan bir şey yapıyorsam televizyonda bulunurum.
şu yakın zamanda televizyona bir şey yaptım. Yılbaşı akşamında bir özel televizyonda, evet, benim özel bir gösterim, yılbaşınla ilgili bir gösterim yayınlandı. Ve iyi reaksiyon almış. Ama kendi işimi, gene kendi işimi yapıp ve o iş televizyonda gösterildi, televizyona uygun bir şey miydi onu tam bilmiyorum açıkçası, ama bir talk show sunuyor olmak bana ne kazandırır? Bununla ilgili bir fikrim yok. Bir fikir geliştirmiş değilim bununla ilgili. Yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Çünkü çok başka bir iştir. Hani ne kadar neşeli ve zevziyim diyecektim. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim, onunla alakası yok. Ne kadar neşeliyim açık. Alper hep senin başında. Ne kadar neşeli ve komiyim işte. Bak konuğu da ne güzel ağırlıyorum diyerekten yapabileceğim bir şey değil. Yani başka soru soracağım ben. Ama son soru demiştin. Yanlış anlamayın. Eski televolojiyim. Sana ilk mikrofonu uzatanlardan biri benim de. Eyvallah. Ondan sordum. Peki seçici oluyorsun. Siyaset meydanına geldin. Televizyonda çıkma konusunda seçici oluyorsun. Valla seçici olmuyorum açıkçası. Yani tabii ki de bizim için şereftir siyaset meydanı. Ali. Yani üçümüz bir arada ilk defa buraya geliyoruz diye söylendi siyaset meydanı için. Çünkü şöyle bir hesap var değil mi? Ben onu şimdi hemen yaptım. Yaşlarını topladım. Hani reyting dedi ya, beyaz demin reyting alacak mı diye. Yılmaz Erdoğan 33 yaşında. Cem Yılmaz 27 yaşında. Ve beyaz da 30 yaşında değil mi? Ha. Topladım 90. Kimmiş en genç stand-up? 90. Yaş yaptı. Geçen hafta 90 yaşındaki Cemal Kutay'ın reytingine ulaşırsanız üçünüz bir arada sizin gözlerinizden öperim. Çünkü 100 programın AB'de dördüncüsü olmuştu tek başına. Maşallah. 90'lık Cemal Kutay. Yakışır. İzlediniz mi? Evet. İzlediniz. Ne diyorsunuz? Kesinlikle izledim. Ben izlemedim. Ben izledim. Ben izlemiyorum siyaset. Ben televizyon izlemem. Ben belgesel devamlı. Galapagos Adaları'nı sonra hemen anlatayım. Televizyon programı yaparsam ortalık birbirine girer kardeşim. Açık söylüyorum. Şu anda 65 milyon bizi izliyor. Sahurda 80 milyonu bulur bu. Evet, yapabilirim. Gene, yaparım. Çok da kötü olur. Gerçekten. Birçok şey değişir. Gelmez olur mu? Yani sahneye çıktığım ilk günden itibaren. Buna, sabaha buna kadar devam edecek. Keşke senin programa gelseydik ya. Buna dayanmak çok peki, zor. Peki başka soru sormak isteyen? Oradan buradan. Şu var kırmızı kazaklı arkadaş sorsun. Çok güzel bir soru geleceğe benziyor. Öyle mi? Kesinlikle. Yok mu? Orada kırmızı. Hayır, kazak var. Orada bir olsun. Orada. Bari kazaktan da lazım. Kazak. Geliyor. Sert sorar. Daha önce siyaset meydanına katıldı. Yok, hayır, soru değil açıkçası. Ben sizleri kusura bakmayın biraz hakaret edip oradan az önce gençlerle ilgili yapılan yoruma cevap vermek istiyorum. Açıkçası gençleri temsilen. Aynen öyle. Hani bize laf atıldı 18-20 yaş, tam 18 yaşındayım. Bir şeyler söyleyeyim bari dedim, hani diyecek bir şeyim olsun. Buraya boşuna gelmedik değil mi? Niye gençler her şeyi bir stand-up gibi görüyorlar? Şimdi adamcağız orada saatlerdir dil döküyor stand-up'ın kötü bir şey olmadığını anlatmaya. Bunun neden işte böyle kötü anlamlar yüklenerek piyasaya sürüldüğüne parmak basıyor. Stand-up kötü bir şey değil. Yani biz bunu hani stand-up olmadan önce de yapıyorduk. Biz buna o zaman geyik diyorduk. Siz belki geyiğe çok vakıf olmadığınız için o zaman hani bunun adını böyle koymuyordunuz. Get up, stand up, don't give up your fight. Get up, stand up. Abi, süpermiş ya. Biz bu olaya girmeyelim. Yani check it out. Hadi baba. Yani hani bunun öyle kötü gibi görülecek işte aman tanrım gençlik nereye gidiyor yapılacak bir tarafı yok. Yok canım. Ayrıca mizahtan gençliğe bir bela gelmez zaten canım. Yok bence de size güveniyoruz da. Yani bütün bunu hani böyle stand-up'un eyvah işte nereye gidiyoruz olayına getirmeye gerek yok derken kastettiğim şey, hani biz zaten genel olarak çok fazla ciddi konuşmak üzerine, ciddi düşünceler üretmek üzerine eğitim alan bunlara yönlendirilen bir gençlik değiliz. Yani bizden bunu zaten beklemeyin. Ayrıca stand-up da kendini bir ifade etme biçimidir. Yani adamcağız işte dedi, yani anlattı güzel yani biz kötü bir şey yapmıyoruz. İşte ya 200 milyar vergi veriyorum de onunla adamcağız diyor. Ben daha diyorum, 250'ye kadar adamcağızdı. Siz kaç yaşındasınız ablacığım? 18. Yanlış. Nerede okuyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Oo.
Çekirdek deyince anladı orada. Ama abinin dediği çok başka bir şey. Yani sen, ben, biz ayrıyız anam. Biz aklı başına... Hayır, bir özet olayı yani. Diyorum ki biz özet olayı. Hafif meşret bir durumda değiliz bunu yaparken. Yani telaşlanacak bir şey de kendini ifade etme biçimi. Biz ama hani... telaşlanacak gençler var be anam. Yani biz buraya ait değiliz. İngilizce duvara yazıp intihar eden adam var ya. Yani bu çocuk evet bu da genç işte. O zaten step up yapmıyor. We don't belong here. Annesi İngilizce bilmiyor ki bu çocuğu. Annesi onu okuyamıyor. Yani dolayısıyla diyalog kurmayı başta kendi kesmiş. İngilizce yazmış. Ben buraya ait değilim diyor. Ben de buraya ait. Burası neresiyse. Ben de buraya ait değilim. Yani kötülüklerin olduğu yere ben ait değilim. Ben her şeyin en iyisine layığım. Evet bir tip cümle var. Siyaset en çok siyaset meydanında kuruluyor. Bugün gençler diye başlıyor birisi. Ya sanki Türkiye'deki bütün gençlerle ilgili görüşmüş, evet. Röportaj, anket yapmış gibi. Evet. Öyle değil. O lokal bir gözlemle ilgili bir şey. Karşı tarafta buna cevap verirken senin yaptığın gibi biraz gençler öyle değil diyor. Onun da lokal bir gözlemi. Yani ilaçtan önce yani neyin çok bozuldu diyor. Sadece yani kendi adım alınıyorum yani başkalarının anlıyorum. Yani ama bir sözcüsü olayım çok lokal bir örnek. Şarap. Pardon. Tamam. Ne okuyorsun Boğaziçi Üniversitesi'nde? Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi. Oo. Uzun isim var daha karizmatik. Ben bu uluslararası ilişkileri hiç anlamadım yıllarca. Nasıl bir şey acaba uluslararası ilişkiler? Yükselen yeni trend. Vay be. Evet. Süpermiş hakikaten. Gençlik iyi durumda yani. İyi fena değil. Kantin kapandı mı? Yok hayır. Sizin kantin açık daha tabii. Daha güzel ne olabilir? Ben o kantinde ne acılar çektim biliyor musun? Boğaziçi Üniversitesi.